Yürü Melek. ...740 var burada. Bütün para bu mu lan? Hani 1500 aldım diyordun? Abi dün pavyonda bir sürü para gitti. Hem faturalar da arttı kış kıyamet. Ulan sen var ya... ...bir daha beni böyle kandırmaya kalk. Kardeş mardeş dinlemem. Allah'ıma kitabımı oyarım sana. O kadar arıyor değil mi? Sen dur. Ne yapıyorsun Zeynep Örtmen? Rıfat Bey. Cengiz ben. Duydum ki yanlış adamla muhatap olmuşsun. Bundan sonra Melek'le ilgili konuları benle görüşeceğim. Memur Bey bakar mısınız? Bir dakika hanımefendi. Buyurun ne istemiştiniz? Ben... Evet. Bir ihbarda bulunacaktım. Ne ihbarı? Çocuğumu kaçıran bir kadını ihbar edecektim. Lan ne yanlış anlayacaksın? Önce kızı kaçıracaksın. Sonra alakasız adamla arkadan dümen çevireceksin. Bak, Melek bizim. Anladın mı? Ne ihtiyacı varsa anasıyla ben hallederim. Ben Turunları rahatsız etsin diye öyle yaptım ama. Ya tamam kes. Kafana göre de iş yapmayacağım bir daha. Özür dilerim. Bakın gerçekten özür dilerim. Ya öf, amma tatava yaptın, kafa şişirdin hadi. Alo, alo kapatmayın Cengiz Bey. Cengiz Bey orada mısınız? Buradayım lan. Söyle. Turna iyi mi diyecektim. Ben çok merak ediyorum da. Yani izin verirseniz görebilir miyim onu? Ha şöyle. Önce bir yola gel. Sonra kimden ne istediğini bir bileceksin. Görebilecek miyim peki? Vallahi ona bakacağız öğretmen. Yani paşa gönlüm ne zaman isterse. Ben sana haber vereceğim. Alo, alo kapatmayın Cengiz. Abi ne yaptın sen ya? Oğlum, evvela gönülsüz davranacaksın ki karşındaki bir kudursun. Sonra da her istediğine he diyecek kıvama gelince lak indireceksin tokadı. Vallahi tertip sende az değilsin ha. Kafa koparacağım diyorsun. Koparırım. Ayıpsın. İçeride mi bizimkiler? Yenge kızı da aldı çıktı abi. Çıktı mı? Nereye gittiler lan sabahın köründe? Valla ne bileyim abi, öyle bağırış çağırış kolundan kaptığı gibi çıktı kızı. Allah Allah. İstanbul simitleri çok güzel değil mi anne? Evet. Güzel. Hadi gidelim anne. Çok üşüdüm ben. Hadi anne gidelim. Thank you.
Alo, Ali Bey, neredesiniz? Konuşmamız lazım. Buyurun, sıcak sıcak. Ah, ne zahmet ettiniz. Estağfurullah. Elinize sağlık. Gül böreği. Rahmetli eşim çok yapardı bundan. Allah rahmet eylesin. Gül Hanım, sizin işiniz hayatta mı? Başınız sağ olsun. Evet, siz ondan Zeynep'i yuvaya bıraktınız. Başka bir akrabanız falan yok muydu? Yok. Ailem çok önce öldü. Allah rahmet eylesin. Ya eşinizin annesi, o hayatta mı? Zeynep anne. Bilmem, herhalde hayattadır. Demek kızınıza babaannesinin adını verdiniz. Sıcak çayı doldurayım. Gül Hanım, kusura bakmayın. Densizlik etmedim değil mi? Estağfurullah. Yenge, nerelerdesiniz ya? Merak ettik. Bir ışınla çıktınız gittiniz. Dolaştık biraz. Gir kızım içeri. Şöyle sobanın önüne geç. Şule Hanım. Karga mı yemeden sokağa çıkılıyor, telefonlarıma bakılmıyor. Nerede sürtüyorsunuz lan siz? Hava almaya çıktık kızımla. Değil mi Melek? Evet anneciğim. Lan bunun dili çözülmüş. Hangi dağda kurt öldü havalı? Gel sana yumurtalı ekmek yapayım yumuşum, tamam mı? Tamam. Sen de bana yardım edeceksin ama, olur mu? Olur. Tamam. Git gel. Abi düzelmiş bunlar. Lan bunlar ana kız manyak vallahi. Vallahi bir öyle bir böyle şaşırmış bunlar ya. Şimdi ne yapıyorduk? Hatırlıyor musun? Yumurtalarını kıralım. Sen de kır istiyorsan. Olur. Bunu da kırdık. Böyle eziyoruz ve... Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Sen de çırpsana. Gel. Sana bunu öğretmiştim ama yavaş yavaş. Bak bulut bulut oldu zaten, gördün mü köpük? Hatırlıyor musun, böyle olurdu hep eskiden de, bulut bulut yapardık ya. Evet. Hadi sen buzdolabından peynir ve zeytin çıkar, sofraya götür. Ben çünkü ekmek keseceğim. Bak sen beni dinle. Birinci ayakta bunun var ya, anası İngiliz. Yaz. Yazalım mı? Yaz abi? Birinci ayak 4. Gelir o, gelir. Yazdın mı? Ha. Bu ikinci ayaktaki sen buna tutturdun, bu kum piste koşamıyor. 8 demişiz abi zaten. Kum piste koşamıyor diyorum. Yaz 6'yı. Rıfat da sizden para istedi yani. Evet.
Ben de verdim tabii. Hani Tuna'yı o halde bırakamazdım. Rahat etsin, aç kalmasın diye verdim. Ne olur yapmayın. Bu tip adamları iyi bilirim ben. Ne yapsaydım Ali Bey, kızımın o halini bile bile nasıl bıraksaydım? İşte tam da bu yüzden. Sizin ona olan sevginizi bir fark ettiler mi? Sonuna kadar sömürürler. Tamam, yalan değildir, fakirdirler ama çocuğu size karşı kullanmışlar. Keşke sadece bu kadar olsa. Cengiz öğrendi para verdiğimi. Çok kızdı. Tuna'nın yüzünü göremezsin ben istemeden dedi. İşte bu çok kötü olmuş. Benim bir şey yapmam lazım. Benim Tuna'yı görmem lazım. Şule'yi bulacaktınız. Ne olur bulun, gidip konuşayım. Ya kötü bir şey yaparsa o adam? Merak etmeyin. Şule Tuna'yı yanından ayırmıyor. Hatta pavyona bile yanında götürüyor. Pavyona mı? Pavyona mı götürüyor çocuğu? İnanmıyorum. Nasıl yapar bunu? Küçücük çocuk o da. Nerede bu pavyon? Gidip konuşacağım ben. Bu iyi bir fikir değil. Şule sizi görünce... Adres alabilir miyim lütfen? Herkes sofraya. Ekmekler hazır. Ellerine sağlık anneciğim. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Vay, mis gibi koktu lan. Şşt kız. Sen de hemen kalk, reçel getir, zıpla. Ben getiririm. Sen dur. O getirecek. Ben getiririm anneciğim. Ha. Seninle zaten işimiz var. Ver bakayım bana telefonunu. Ne yapacaksın telefonumu ya? Versen ver. Sabah ne işler çevirdiğine bir bakacağım. Ne lan öyle gezdik dolaştık ayakları? Cengiz'im kızım, ben Cengiz. Yer miyim bu numaraları? Ver bakayım sen telefonunu. Cengiz ne diyorsun? Hava almaya çıktık dedim ya zaten. Ha, el alemin evinde beni zıbanadan çıkartma lan. Nerede telefonun? Ya yok bir şey, saçmalama Cengiz. Şimdi görürsün senin ne adlar karıştırdığını. Hadi bakalım. Karakola gittim. Ne karakolu lan? O Zeynep karısını şikayete gittim. Ne yaptın? Ettin mi şikayet? Buyurun, ne istemiştiniz? Ben... Evet? Bir ihbarda bulunacaktım. Ne ihbarı? Çocuğumu kaçıran bir kadını ihbar edecektim. Anne. Ben çok acıktım. Buyurun, görevli arkadaşın yanına gidelim. Nasıl oldu, ne oldu anlatın. Anne. Dışarıda simitçi vardı. Anladın mı? Çok acıktım. Ben de vazgeçtim. Bununla filan mı vazgeçtin yani? Cengiz, benim o kadınla bir meselem yok. Kalmadı. Ne şikayet edeceğim ya? Aldım çocuğumu, bitti gitti. İyi tamam. Uzatma zaten, kapat.
Ha yenge, iyi olmuş zaten uzatmadın ya, boş ver. Ben bir sandalye alıp geleyim. Hadi kızım. Sen de ye bak ne güzel. Cengiz, para lazım. Vallahi para herkese lazım ha. Kız geldiğinden beri aynı şeyleri giyiyor. Bir üstüne başına bir şeyler almak lazım. Yok. Para mara yok. Cengiz yapma, kurbanın olayım. Yövmiyemi aldın, ver biraz bari. Lan ne aldık ki, ne istiyorsun sen? Allah Allah ya. Sonra alır zannedim. Cengiz abinle konuşuyorum. Ulan sen var ya. Düşünsene küçücük çocuk pavyon köşelerinde. Ali abi tutmasa içeri girip dövecektim o şule denen kadını. Saçmalama Duru, deli misin sen? Niye gidiyorsun öyle yerlere tek başına? Yine mi aynı konu? Ne yapayım anne ya? Düşündükçe deli oluyorum. Bak Durucuğum. Bir kardelen, ben niye kardelenim diye sorgular mı hiç? Çünkü onun doğası karı buzu delerek güneşi görmek. Bu ona zor da gelmez, acı da vermez. Çünkü onun gerçeği bu. Turna'nın gerçeği de böyle. Zeynep'ten önce nasıl hayatta kalmayı başardıysa şimdi yine başarabilir. Bizim yapacağımız her şey ona faydadan çok zarar verir. Anne, o kardelenlerden her sene kaç tane söylüyor biliyor musun sen? Daha bugün bile gazetede yazıyor. Babası döve döve 5 yaşındaki çocuğu öldürmüş. Lütfen bu konuyu kapatalım artık. Hepimizin sinirleri çok bozuldu. Kızlar, hafta sonu Sapanca'daki eve gitmeye ne dersiniz? Hem ablanıza da iyi gelir. Anne, biz en son kaç yıl önce gittik oraya Gamze? Annem her 6 ayda bir söylüyor ama en son 5 yıl önce gittik galiba. Ay Duru, sen bu sabah tersinden mi kalktın kızım? Merhaba. Merhaba Sarp. Hoş geldin. Anne, biz notlara bakacağız yukarıda. Tamam. Sarp. Efendim. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Geleceğim tabii ki. Boşuna gerildik. Aynen öyle oldu. Neyse boş ver. Staj için yerlerimizi belirlememiz lazım. Dün okula gelmedin. Hoca hafta sonuna kadar staj yerlerinizi belirleyin dedi. Ha, ben karar verdim. Ali abinin gazetesinde yapacağım. Yani konuşacağım. Oluyorsa. Süper olur. Orada yapalım harbiden. Hem birlikte gider geliriz. Tamam. Konuşuruz Ali abiyle. Abla, dün Zülf abi duymuş çocuğu getirdiğini çok sinirlendi. Bence hiç içeri sokma bunu ona. Bak ben sana dedim ulan. Tamam. Şimdi bir gelsin benimle 2 dakika, sonra Zülf abi gelmeden ben yollarım onu. Bugün geç kalmaz ama ha, gelir birazdan.
Tamam, anladık. Gel. Ne yapacağız kızım? Getirdim bunu buraya. Duydun işte, Zülüf de geliyormuş. Ver şunu, ben bir eve götüreyim. Olmaz, o giderse ben de giderim. Ben neredeysem o da orada olacak. Ne yapacaksın? Buradan da mı kovduracaksın bizi? Ben bulurum onu saklayacak bir yer. Bulursun. Senin var ya kafanı ben. Manyak. Tamam, sok nereye sokacaksın hadi. Hadi hadi. Gir şuraya. Hiç kıpırdamadan burada duracaksın, tamam mı? Ya tuvaletim gelirse? Gelmesin. Gelmez. Gelmez. Hadi. Sallanma sen de, hazırlan. Bana bak. Buradan kafanı çıkartmayacaksın. Koparırım vallahi. Merak etme anne. Uykum gelirse uyurum burada. Merhaba. Merhaba, geldiniz. Zeynep Hanım, size bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Orası sizin için uygun bir yer değil. Çıkalım Ali Bey. Zülfü abim, hoş geldin. Şule Hanım. Hoş geldin. Bu çocuk evine ne diyorlar? Hani şu çocukları bırakıyorlar ya. Kreş mi abi? Ha. Siz burayı kreş gibi falan mı zannettiniz? Niye getiriyorsun lan çocuğunu buraya? Abim. Ne abisi lan? Siz benim başıma bela mısınız oğlum? Ercün'ün mekanında da olay çıkartmışsınız. Kimse almıyordu sizi. Rica millet aldık buraya. Adamı pişman etmeyin ya. Pavyona çocuğunuzu getirmişsiniz lan, manyak. Siz burayı kapattırmak mı istiyorsunuz? Ayağınızı denk alın lan. Beni polisle molisle de uğraştırmayın. Yok abim, biz getirmedik ya. Dün bir anda apar topar başlayınca yani öyle şey oldu. Biz bir daha getirir miyiz Zülfü abim? Sen merak etme. Merak etmiyorum zaten. Sen de çabuk hazırlan. Çabuk. Lan manyak. Sen beni katil mi edeceksin? He, katil mi edeceksin sen beni? Cengiz bir dakika dur. Tamam, bulacağım bir çare. Hazırlan. Çocuk buradan rahatsız komiser. Amirim hoş geldiniz. Şule Akçay burada çalışıyormuş. Nerede?
Görüşeceğim onunla. Tabii amirim. Amirim şu an Şule Konst'a. Ben sizi kulise alsam. Malum dükkanda müşteriler var. Hamza, amirimi kuliste bir ağırlayın. Buyurun amirim. Mustafa, sen de Şule'yi masadan al. Buyurun amirim. Bir emriniz var mı amirim? Yok. Beni görmek istemişsin. Ankara Çocuk Kulübü'nden Komiser Rasim. Melek Akçay'ın annesi sen misin? Şule Akçay. Evet. Melek'in kayboluşu ile ilgili dosyayı araştırıyorum. Kaybolması, kaybolmadı ki. Nasıl? Geri geldi. Dönmemiş mi? Yo, döndü geldi. Nereden çıktı geldi? Neredeymiş bunca zaman? Şule. Nerede kal? Oo, amirim. Amirim vallahi bu kadar olur ya. Kalp kalbe karşıymış gerçekten. Ben de size gelecektim. Günahımı aldınız. Kız kaçtığı gibi tıpış tıpış yuvaya döndü diyecektim, karşıma çıktınız ha. Kaçmış diyorsunuz. Tabii. Melek nerede? Onunla konuşalım bakalım. Evde. Onu buraya getirecek halim yok herhalde. Amirim tabii yani kızı buraya mı getireceğiz? Vallahi siz de bizi iyice horladınız yani ha. Neden kaçmış? Çocuk işte. Durduk yerde neden kaçsın evden çocuk? Neredeymiş bunca zaman? Okuldaki öğretmenine. Öğretmenine. Okuldaki öğretmenine sordum. Dedim bu kızın derdi nedir? Ama vallahi onlar da bilmiyorlar amirim yani. Ama ben anasına söyledim. Bakın vallahi yüzü burada. Sen kızı çok şımarttın dedim. Kıza tavşan almadı. Kız da küstü, bastı gitti. Ama nasıl üzüldük. Çok üzüldük. Neyse ki Allah'ımıza çok şükür kız geri döndü de nasıl sevindik. Amirim size anlatamam. Deliye döndük ya. He Şule. İyi bakalım. Nerede kalıyorsunuz? Bir arkadaşla amirim. Adresi ver. Bir de Melek'le konuşacağım. O anlatır nasıl kaçtığını. Tabii. Ben size adresi vereyim ama öncesinde size bir şeyler ısmarlayacağım. Vallahi itiraz istemem. Buyurun. Yok. İstemez. Tabii amirim. Ben size adresi vereyim. Ulan Cengiz, polis duruyor lan tepemizde. Gitti bütün günün asılaltı. Ben seni... Amirim, bir dahaki sefer ağırlasaydım sizi. İstemez. Hadi. Lan Cengiz, senin ebeni... Ma. Zülüf abi ne oluyor ya? Ne oluyorsa lan? Senin yüzünden mekanı polis bastı lan. Ya abi ben konuştum amirimle, hallettim. Sen neyi merak etme. Hallettin lan? Neyi hallettin? Mekan bomboş lan. Müşteriler korkusuna alıp gittiler. Ya zartıyı çektik oğlum sizin yüzünüzden. El alem korkaksa biz ne yapalım ya Zülüf abi? Yapma Allah aşkına ya. Lan yarın akşama kadar günün hasılatı 20 bin liraya getireceksin. Abi sen ne diyorsun ya? Ben sana nereden bulayım 20 bin lira, yapma abi. Bu ne lan? Bu ne?
mı geçiyorsunuz lan be? Kim bu? Kim oğlum bu? He? Abi bir daha getirmeyiz, yemin ediyorum sana, yapma. Ulan bittiniz oğlum siz, öldünüz mü lan? Ya polis gördüyse lan bu çocuğu? Ha? Lan bu ya lan. Zülüf abi bak, yemin ettim sana ya. Ya abi getirmeyeceğim ben, yapma. Ulan bundan sonra da İstanbul'da iş bulacak mısınız, bakın bak. Yarın o günün hasılatı olan 20.000 lirayı elime saymazsan senin ebeni... Abi. Gidin şimdi. Alın lan bunları. Bırakın lan. 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 Hadi. Zeynep Hanım, ben mi konuşayım kapıdakilerle? İyi akşamlar. Şule Hanım'a gelmiştim de, çağırabilir misiniz? Onlar kovuldular bacım. Nasıl kovuldular? Neden? Ne oldu? Polis geldi. Şule çocuğunu getirmiş. Olay çıktı, patronla kovdu. Çocuk mu? Çocuk nasıldı peki? Bir şey oldu mu yani? Çok korktu mu? Ne bileyim ben bacım. Bindiler arabaya, gittiler işte. Demedim lan! Ulan! Ne söyleyeceğim ulan? Dur! Abi telefon! Ulan! Telefon sana abi. Sana abi. Ne arıyorsun lan zır zır? Ben sana haber vereceğim demedim mi? Tuna iyi mi? Nasıl? Merak ettim de ne zaman göreceğim onu? Sen görmeden rahat edemeyeceğin anlaşıldı. Madem öyle, insanlık bende kalsın lan. Sana vereceğim adrese yarın sabah gel, ben sizi kavuşturayım. Yaz. Çok acıyor mu anne? Acımıyor. Hiç acımıyor. Thank you.
lan bu velet? Kalk kız. Vay. Yine benim mezelere deden ne? Ağzının tadını biliyorsun tabii. Ver bakayım şu ekmeği. Ver lan şunu. Ver ulan. He? Hadi. Hadi yürü gidiyoruz. Korkma kadın, az biraz dolaşıp geleceğiz işte. Hadi yürü, yürü, sallanma. Kendini görmeye geldik. Hadi yine iyisin kız. Bizim Sümüklü'nün müptelası sensin yani ha? Vay be. Tuna'yı da getirecektiniz. Nerede? Dur. Acelesi yok. Önce biz bir konuşalım, tanışalım, niyetimizi bir bilelim. Rıfat'la pazarlık etmişsin. Vallahi işin aslını astarını öğrenmeden sana kızımız yok. Ben onu Tuna için yaptım yani, rahat etsin diye. Ya sana ne Tuna'dan? Sen niye bizim peşimizi bırakmıyorsun? Cengiz Bey, benim tek istediğim Tuna'nın iyi olması. Küçücük çocuk pavyonlara sürüklemişsiniz. Allah Allah ya! Ne yapalım, anasının işi bu. Senin gibi öğretmen olsaydı okula götürecekti. Sanki sokaklarda dilendirdik. Bak, bizim elimizde avcımızda ne varsa biz hep beraber yiyoruz. İmkanımız buna el veriyor. Melek de bunu yaşayacak, bitti. Bunu ona götürebilir misiniz? İçinde kıyafetleri var. Ya sen iyice şaşırdın herhalde ha. Ya ne diyeceğim ben anasına? Kızının cici annesi mi yolladı diyeceğim. Allah Allah. Sen bu çocuğu çok mu görmek istiyorsun? İyi hadi bakalım. Lan Cengiz. Dünya gözüyle bir kez daha gör bakalım ha. Hadi anneni görmeye gidiyoruz. Karnım ağrıyor. Yiyeceğim. Cici anneni görmek istemiyor musun? Karnım ağrıyor. Gelmiyor abi. Nasıl ya? Bak havana başlarım seninle. Geçen gece arıyordun gizli gizli. Yürü. Yürü yürü. Yürü geç. 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 Tuna. Tuna. Nasılsın bir tane? Çok özlemişim seni. Fırlatın oraya bir tane. Bak çok ıslak. Konuşmuyorsun benimle.
şey mi yaptılar sana? Onlardan mı korkuyorsun? Hatırladın mı? O gün almıştık. Bakarsın, belki bir yere falan yapıştırırsın. Bir şey daha getirdim sana. Bak. Beraber almıştık ya, seçerken çok zorlanmıştın. İçine de meyve suyu koydum. Şeftali. Tuna. Neyin var? Neden yüzüme bakmıyorsun? Melek olmayı özlemişim. Ben mutluyum. Siz de mutlu olun öğretmenim. Cengiz abi. Ha. Hadi gidelim. Annem merak eder beni. Hadi gel. Hadi. Seninle konuşacaklarımız daha bitmedi. Yürü. Melek? Melek neredesin? Melek? Cengiz, Melek nerede? Ne yaptın kızıma? Ne yapacağım ya, yanımda işte.
Kahvaltılık alıyoruz. Kız dava almaya çıkardık. Aklım çıktı görmeyince. Ya tamam öğrendin işte. Geliyor zaten. Kapa. Ne yaptınız turnaya? İyi değil nesi var? Vallahi kızın senden önceki hayatı buydu. Değişen bir şey yok. Daha çok küçük. Daha iyi bir hayat yaşayabilir. Vallahi senin o dediğin param pulun varsa oluyor. Zaten İstanbul pahalı memleket. Biliyorsun bizim de çapımız küçük. Özledim dedin. Gösterdim sana kızı. Son görüşünde. Barınamadık biz buralarda. Kızı da alıp gideriz artık. Hadi eyvallah. Bir dakika Cengiz Bey. Yani nereye gidiyorsunuz? Nasıl son görüşüm? Vallahi yani ne bileyim. Ekmek neredeyse oraya. Az Konya olur, az Adana olur. Kumpanya gibi gezeceğiz memleketi. Ne yapalım? Yapmayın ne olur ya. Onun bir okula gitmesi lazım. Bir düzeni olması lazım. Ben de diyorum. Bir düzeni olsun diyorum ama adımızdır, elimizden gelen budur biliyorsun. Gitmeyin siz. Ben size yardımcı olurum elimden geldiğince. Yeni bir hayat kurmanıza destek olurum. Yani turna burada kalsın. Ya insanın bu devirde anası babası el uzatmıyor. Ben senin lafına nasıl güveneyim ya? Söz veriyorum. Bir işim var, iyi bir maaşım var. Tuna'yı okula yazdırdım zaten. Size de destek olurum. Vallahi bak iyi niyetlisin. Ama biliyorsun dünya... Ben senin böyle yaparım ederimlerle kalamam burada ha. Ha bak. Sen diyorsan ki ben size bir 200 bin lira ateşleyeyim. Siz kendinize bir ev alın. Sen bir iş kur. Meleğin de dirliği düzeni mis. Bak buna bir şey demem. Ben nasıl bulurum o kadar parayı? Bak bizde zorlama yok öğretmen. Bulursan kalırız. Bulamadın zaten gidiyoruz. Tamam bulacağım ama hemen bulamam. Ama benim de vaktim yok be öğretmen. Bak. Son 100 lira. Bitti gittik. Benim yanımda biraz var ben size. Sen ne yapıyorsun ya? He? Sen bizi dilenci mi zannettin? Allah Allah. Bak, sana söyledim. Bu akşama kadar burada düzen kuracağımız parayı buldun, buldun. Bulamadın mı? Vallahi kızı alır giderim. Ne demişler? Yolcudur Abbas, Eba Alasan durmaz. Hadi eyvallah. Vallahi bütün arkadaşlar seni soruyor içeride. En çok da senin yemeklerini özlediler. Ya ama hiçbirinde senin elinin lezzeti yok. Ay gönül hele menemenin. Sen hayırlısıyla bir tahliye ol da ben sana her gün menemen yaparım. Merak etme. Şimdi gerçi menemen yapamadım. Börek getirdim bir de sarma yaptım. Ay sağ olasın. Ellerine sağlık. Vallahi koğuştakiler bayram edecekler de seni. Gönül. O tatlı dilini, o güler yüzünü.
sözünü, sohbetini nasıl özlüyorum kız, valla. Ben de sizi çok özledim Güz. Ben de sizi çok özledim. Hatta bazen düşünüyorum. Dışarıda mı olmak daha iyi yoksa içeride mi diye. Çünkü insanın dışarıda seveni, arayanı, özleyeni olmadıktan sonra orası da dört duvar öyle. Öyle. Öyle valla. Neyse, az kaldı inşallah. Hele şu son mahkemeye de çıkayım, bir tahliye olayım. Ondan sonra yine yoldaşız birbirimize gönül. İnşallah. İnşallah. Gülsüm, ben girişe para bıraktım sana. Ne parası? Senin paran. Dükkandan kazandığım. Olur mu öyle şey gönül? O senin hakkın. Çıkarken al yukarıda. Olmaz olmaz, olur mu? Aşk olsun, olur mu öyle şey? Hayır, ben onun içinden bir miktar zaten alıp elektrik, su parasını falan ödedim dükkanın. O senin paran. Senin hakkın. Ben zaten senin hakkın. Nasıl ödeyeceğim Gülsüm? Sağ olasın. Sen de. Gönül. Soru beden var mı peşine düşen? Yok. İyi. Annesi var diyordun. Adı neydi? Zeynep miydi neydi? O da mı arayıp sormadı seni? Duymuşlarsa çıktığını boş bırakmazlar. Yok yok, sormadı. İyi, olmasın. Uzak dursunlar. Hem belki ölüp gitmiştir ha bunca yıldan sonra. Ha? Belki de. Bana bak kız. Parka gittik, sallandık, tamam mı? Eğer cici annenden bahsedersen senin dilini keserim. Yürü. Ulan kim derdi bu sümüklünün bu kadar para edeceğini? Vay be. Şule! Biz geldik. Gel. Hemen bir çay koy. Donduk zaten, karnımız da aç. Hadi. Nereye gittiniz Cengiz abinle? Parka gittik. Oradan da simitle peynir aldık. İyi. Git elini yıka hadi. Ya Şule! 40 kere söyletme ulan. Bir çay koy be kadın. Hadi. Melek! Sen de git kapıya bak. Fırla. Sen Melek misin? Evet. Oo, amirim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, kapıda kalmayın ya. Geçmiş olsun. Kaza mı? Ya. Evet. Kapıya çarptım. Melek, seni çok merak ettik. Sen pedagog ablayla konuş biraz. Olur mu? Hadi. Merhaba Melek. Ben Nesrin. Biraz seninle sohbet edelim mi? Bu evde rahatça konuşabileceğimiz bir oda var mı? Var. Şu arka odada konuşabilirsiniz. Gidelim mi? Tabii tabii. Buyurun ya. Buyurun geçin. Amirim. Buyurun. Yürü. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Buyurun şöyle geçelim. Buyurun oturun. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben kredi çekecektim de. Tabii, bakalım hemen. Miktar ne kadar? 200 bin. 200 bin mi? Bayağı yüksek bir rakam Zeynep Hanım. Acil bir durum oldu da Salim Bey. Beni bordromu size göndermiş olmaları lazım şirketten. Evet, bakalım. Evet.
Yalnız maaşınız bu kredi için yeterli değil. Benim bu paraya acil ihtiyacım var. Şahsınız adına bu kadar yüklü meblağı ise veremem. Ancak Cahide Hanım şirketi adına çekerse işlemleri hemen başlatırız. Yok, annem olmaz. Bunun harici elimden başka bir şey gelmez. Çok üzgünüm. Peki, anlıyorum. İyi günler. Kusura bakmayın. Alo anne, günaydın. Seni acil görmem lazım, evde misin? Duru'yla alışverişe çıkmıştık. Şimdi de kahve içeceğiz. Hadi sen de gel. Tamam, neredesiniz? Melekciğim. Parktaydım diyorsun. Geceleri nerede kaldın? 2 aydır kayıpsın. Melekciğim, bak biz... Polis amcanla ben sana yardım etmek için buraya geldik. Korktuğun bir şey varsa bize söyleyebilirsin canım. 2 aydır kiminleydin? Ben senin annen olacağım. Sen de benim kızım. Orada başka bir hayat kurarız. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? Hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Biri sana bir kötülük mü yaptı? Kadın neden kapattı kızımı odaya? Niye orada yalnız konuşuyorlar? Telaşa mal yok Şule Hanım. Nesrin Hanım pedagog. Çocuk psikoloğu yani. Meleğin neden evden kaçtığını anlamaya çalışıyor. Belki siz de bilmek istersiniz. İsteriz tabii amirim. İstemez olur muyuz ya? Değil mi Şule? Peki Meleğe hiç sordunuz mu? Kızım sen bunca zaman neredeydin? Kimlerleydin? Sorduk tabii amirim, sormaz olur muyuz? Ama susuyor bizimki. Ya zaten içine kapanık bir çocuk, böyle sus pus falan. Şule Hanım, evi, adresi, burayı, sizi nasıl bulduğunu sordunuz mu çocuğa? Bandırma'da kaybolan çocuk İstanbul'da sizi nasıl bulmuş olabilir? Evet. Bilmiyorum ki. Bitti mi konuşmanız? Sordunuz mu soracağınızı? Sordum. Çocuk korkmuş belli ki. Konuşmuyor. Diyeceği bir şey yoktu, o yüzden konuşmuyor. Korkusundan değil yani. Biz gidelim. Tabii amirim. Kolay gelsin. Sağlıcakla. Anne bana para lazım. Bankaya gittim, bana kredi vermiyorlar. Sen benim için çeker misin? Tamam kızım, ne kadar? 200 bin. 200 bin mi? Ne yapacaksın bu parayla?
Senden para istediler değil mi? Neye karşılık? Turnayı mı vereceğiz dediler. Belli ki sana şantaj yapıyorlar. Asla müsaade etmiyorum. Sen de bu işlere bulaşmayacaksın ve hiç kimseye para vermeyeceksin. Anne ne olur yardım etsen. Kızım, parayı verince iş bitecek mi sanıyorsunuz? O çocuğu sana karşı kullanacaklar. Hatta çocuğun canını yakacaklar senden daha fazla para koparabilmek için. Anne öyle değil. Tamam, tamam. Bu konu kapandı. Tartışmak istemiyorum Zeynep. Ben lavaboya gidiyorum. Ne yapacaksın? Vazgeçmeyeceğim. Abla, Ali abinin yanına mı gitsek acaba? O yardım eder bize. Bilmiyorum ki. İstersen beraber gideriz. Başka ne sordun? Nereye gittin dedi, bir şey demedim. Bak, yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır, söylemiyorum anneciğim. İyi. Aferin. Melek. Sana bir şey soracağım. Sen neden Zeynep öğretmen beni kaçırdı demedin? Hı? Neden anlatmadın? Anneciğim bir şey soruyorum sana. Yine mi konuşmuyorsun? Ya. Sen karışma. Sen karışma. Sen benim kızımsın. Senin adın Melek. Ben senin annenim. Melek. Benim adım Melek. Bunlar kalmış. Turna öldü. Kalmış. Sen meleksin. Turna öldü.
Tahmin ettiğim gibi. İş büyüdü. İşte bu yüzden sizi uyarmak istemiştim Zeynep Hanım. Bu adamların ciğerini bilir. Ne yapacağım peki ben? Aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin ne olur. Söyleyeceğim tek şey, sakın para vermeyin. Anlatamadım galiba. Adam İstanbul'dan giderim diyor. Yani burada bir düzenleri olsa yaşadıkları yere gider görürüm turnayı. Ama şehir şehir dolaşacağız diyor. Ya çocuk oradan oraya mahvolacak. İyi de bunu nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Hem parayı verseniz bile... Sizden de para istemişlerdi. Yapmamıştınız. Sizi kahraman sanan çocuk da bu yüzden öldü. Ben bunu turnaya yapamam. İyi değil. Yine mutluluk oyununu oynuyor. Her şeyi inkar ediyor. Onu ilk başlarda tanıdığım gibi. Bana öğretmenim dedi. Tuna çok mutsuz. Hatta artık daha da mutsuz. Peki nasıl güveneceksiniz bu adama? Ya parayı alıp basıp giderse? O zaman ne olacak? Zeynep Hanım, sonu gelmeyen bir oyuna giriyorsunuz, farkında mısınız? Biliyorum. Biliyorum. Cengiz belki bana verdiği sözü tutmayacak. Belki şansım %1. Ama turnanın burada kalması için elimden geleni yapmalıyım. Sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Benim 200 bin liram yok maalesef. Ayrıca tekrar ediyorum. Siz de sakın vermeyin. Tamam. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Hadi durun gidin. Çaresini bulacağız abla. Teşekkür ederim. İyi ki yanımdasın. Dakikalar. Bu vuruş çizgiden çıkarıyor savunma. Alo. Alo Şule Hanım. Ben Gönül. Gönül mü? Hani çalıştığınız yere gelmiştim hani. Sen yine nereden buldun beni ya? Taktın kafayı sen de ha. Sapık mısın, manyak mısın ne? Tamam kızım tamam, sinirlenme. Nasılsınız diye merak ettim. Sana ne be? Ne merak ediyorsun sen? Arayıp benim kafamın tasını attırma. Bıktım ya. Ne Zeynep'i bitiyor ne Gönül'ü bitiyor. Sakar teyze. Sen de toparlan. Ben de sağa sola aramaya başladım zaten, biz buralardan gidelim. Nereye? Ne bileyim ben. Adana olur, Konya olur, Adapazarı olur. Bulalım bir yer gidelim. İyi. Isınamadım ben bu İstanbul'a zaten. Dur bakalım. Bir şey bekliyorum. O bizi ısıtırsa kalırız. Olmadı. Buyurun. Ne bekliyorsun ki? Yeter tamam. Üzümü niye bağını sorma.
Buyurun Gönül Hanım. Ali Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ben de sizi ama başka soracak kimsem yok da. Ben Zeynep'le Turna'yı merak ettim de bir haber var mı acaba? Sabah görmüş Zeynep Turna'yı. Şule'nin sevgilisi var Cengiz. O getirmiş çocuğu. Nasıl? İyi miymiş? Pek değilmiş. Neden? Bir şey mi yapmışlar çocuğa? Yok. Çok durgunmuş. Mutsuzmuş. Zeynep öyle söyledi. Nasıl olmasın yavrum? Nasıl olmasın? Bir çare de bulamadık. Gönül Hanım, işler gittikçe karışıyor. Karışıyor mu? Neden öyle söylediniz? Cengiz 200 bin lira istemiş. Göz göre göre kıza şantaj yapıyor. 200 bin lira mı? Ahlaksız. Zeynep Hanım çıldırmış gibi. Ben bu işe bulaşmamasını söyledim ama beni dinlemedi. Başına büyük bela alacak. Allah korusun, Allah korusun. Tamam, sağ olun. Sağ olun Ali Bey, teşekkür ederim. İyi günler. Madem para istiyor... Saçlarını tarayayım mı? Olur. İyice dolanmış birbirine. Aslında tabii banyo yapman lazım ama doğalgaz daha açılmadı. Sonra yaparsın. Tamam. İyice gece geç olmuş. Acıdı mı? Hayır. Bir seslenin ulan. Alo Nail abi, Cengiz ben. Ben aradım abi seni. Ha Cengiz. İyisindir abi inşallah, afiyettesindir. Eyvallah Cengiz. Hayırdır? Hayır abi. Ya biz benim hatunla bir Adana'ya gelelim diyoruz da. Bize göre bir iş var mı abi? Sen gel böyle, bakarız. Ne zaman geleceksin? Vallahi benim akşama belli olur abi. Bir yerden haber bekliyorum. Ona göre döküleceğiz yola. İyi. Gelince ara. Tamam. Tamamdır abi. Sağ olasın. Annemin doğum günümde aldığı küpeler var. Pırlanta. Onları satarım. Gerçi etse 20 bin eder onlar. Olmaz Duru. Hediye satılmaz. Gamze ablamdır. Delirmiş mi bu adam ya? Ne yaptınız? Bir çözüm bulabildiniz mi? Yok. Daha değil. Satacak bir şeyler arıyoruz. Bu akşama kadar 200 bini toplamamız lazım. Sen de düşün aklına bir şeyler gelirse. Ne diyeyim? Şantajcının birinin cebine koyacak para arıyoruz. Çok saçma. Şaka gibi. Turna'nın gitmesine göz yumamayız. O parayla bir yuvası olabilir. Aklıma bir şey geldi. Sapanca'daki ev. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo.
Burası üçümüzün. Satalım gitsin. O bizim üzerimizeydi. Hatta annem de bugün gidelim dedi. Biliyorsun annemin öyle aklına eser eser 5 senede bir gideriz. Annem öğreninceye kadar 5 sene geçer yani. İyi de babam o evi çok severdi. Gamze haklı. Olmaz durum. Paramız olunca alırız yine. Kabul edin. Tek şansımız bu. Hesabınıza ulaştım. 228 bin liranız var. Ne kadar çekeceksiniz? Tamamını çekeceğim. Yalnız Gönül Hanım, kasamızda şu anda bu kadar para yok. Ancak yarın hazırlayabiliriz. Yarın benim için çok geç. Bana hemen lazım. Mümkün değil hanımefendi. Dediğim gibi ancak yarın sabah hazır olur. Buyurun. Ali abi, bu evi en hızlı şekilde nasıl satabiliriz? Yani birkaç tanıdığım emlakçı var, onlara sorarım. Evi değerinin altında satınca alıcısı daha çabuk çıkar tabii. Ama bu bayağı bir kelepire gidecek demek. Önemli değil, satılsın da. Hemen arayabilir misin sen? Tabii. Ama evin fotoğraflarını isterler. Siz hazırlayın, ben de yanınıza geliyorum. Tamam. Beğenirler inşallah. Çok teşekkür ederim kızlar. Dur önce bir halledelim, öyle teşekkür edersin. Olsun, teklif etmeniz bile yeter. Alo. Kamil Bey merhaba. Buyurun Cahide Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz kızlarla yarın Sapanca'ya geliyoruz. Sen hanıma söyle evi bir havalandırsın. Nevresimleri de değiştirsin. Sen de odunları hazırlarsın. Tamam Cahide Hanım. Teşekkür ederim. Evle ilgilenebiliriz dediler. Ama tapu lazım. Pafta ve parsel bakmak istiyorlar. Sorun değil. Gamze ablamla gider alır geliriz hemen. Hatta hemen gidelim, vakit kaybetmeyelim. Olur. Gamze, içine sinmiyor biliyorum ama sana söz veriyorum. O evi geri alacağım. Babamızın hatırasını bırakmayacağım. Hadi ama. Surat asmayın bu kadar. Çözüm bulduk işte. Turna burada kalacak. Hem yeni bebiş de geliyor. Bu maceraları anlatacağız onlara. Öyle mi dersin? Evet, inanıyorum ben. Hadi acele edelim. Yoksa anlatacak macera falan kalmayacak. Al çantayı. Bugün halledebilecek miyiz bu işi sizce? Cengiz akşama kadar süre verdi. Bence blöf yapıyordur. Cengiz gibi adamlar 200 bine sırtını dönüp gidemez. Sizi sıkıştırmak için yapıyor olabilir. O kadar çok parayı akşama kadar bekleyebiliyorsa sabaha kadar da bekleyebilir.
Ne oldu? Niye geldiniz? Bunu vermeye geldim. Başka yerde aramana gerek yok. Yalnız para yarın sabah hesaba geçecekmiş. Ne bu şimdi? Ben sizden para mı istedim? Lütfen al. İstemiyorum. Sizi de paranızı da istemiyorum. Senin paran zaten. Niye aldınız o defteri Ali Bey? Dışarıda yerde duruyordu, ondan aldım. Ama ben size bir şey söyleyeyim Zeynep Hanım. Burada çok ilginç bir şey var. Hep aynı hesaptan düzenli olarak her ay para yatmış buraya. 24 yıl boyunca. Gönül Hanım sizi bırakalı kaç yıl olmuştu? Pardon. Ben bir şekilde öğrenmiştim durumunuzu. Demek biliyordunuz. Niye bir şey söylemediniz? Ben doğrusu karışmak istemedim. Anlıyorum. Hiç merak etmiyor musunuz? Ben ediyorum. Alo, Mehmet. Bir hesap numarasının kime ait olduğunu öğrenmek istiyorum da. Benim için bir bakabilir misin? Tamam. Tamam, şimdi sana mesaj atıyorum. Banka adıyla hesap numarasını. Eyvallah. Sağ olasın. Buyur Zülfü abi. Neredesin lan sen? Param nerede? Abi Melik ulağında. Bana bak, akşama kadar hazır olmazsa kendine gömülecek bir inşaat beğen. Yok abi yok, ben hallediyorum ya, merak etme sen. Tamam. Tamam, eyvallah. Sağ olasın Mehmet. Bulabilmiş mi bir şeyler? Cahide Güneş. Hesap ona aitmiş. Nasıl yani? Annem mi göndermiş bunca sene para?
biliyor musunuz Gönül Hanım? Bazen tek bir soru insanın beynini yıllarca kurt gibi kemirir durur. Hem sorun basitti. Neden? Annem neden terk etti beni? Her gece bunu düşündüm ben. Önce kendimi suçladım. Çünkü bir insanın annesi terk ediyorsa büyük bir suçu olmalı. Yaptığım yaramazlıkları düşündüm. Gücü çıktı. Acaba dedim annem yemeğimi yemediğim için mi terk etti beni? Ya da sözünü dinlemeyip koştuğum için, hasta olduğum için. Çok mu hasta oluyordum ben? Sonra büyüdüm. Kendimi daha az suçlamaya, annemi haklı çıkaracak bir hikaye aramaya başladım. Belki dedim aşık olmuştur. Gözünü kör edecek bir aşka tutulmuştur. Yani benden daha çok sevecek birine rastlamıştır dedim. Hayır. Belki çok zor durumda kalmıştır. Buna bakamamıştır. Vermek zorunda kalmıştır birine diye düşündüm. Düşündüm da bir tek bunu düşünemedim. Annemin, herhangi bir annenin çocuğunu para karşılığı satması. Aklımın ucundan bile geçmedi. Düşünemedim. Gerçekten. Bana turne için teklif ettiğiniz para, beni sattığınız para. Hayır, öyle bir şey değil. Siz bu parayı sonuna kadar hak ettiniz. Gönlünüzce harcayın. Tamam, teşekkür ederim. Ali Bey konuşmuş adamlarla. Yarın sabah 200 bin lirayı vermeyi kabul ediyorlarmış.
Kim bilir kaç paradır gerçek değeri. Kaç para olursa olsun, önemli olan işimizi görüyor olması. Hem biz yıllar önce birbirimize ne söz vermiştik, unuttunuz mu? Sözden dönmek yok. Ne sözü? Ne demiştik ki, ben hatırlamıyorum. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Evet. Üç silah şörler olmuştuk. Sürekli onu oynuyorduk. Annem de siz erkek çocuğu musunuz diyordu. Öyle özlüyorum ki o zamanlarımızı. Yine öyle alalım. Zor değil ki. Bakın yine bir aradayız. Yine kenetlendik. Asiye'cim, yarın kızlarla Sapanca'ya geçeceğiz. Ben sana bir liste yapayım da sen hazırlıklarını tamamla, olur mu? Kızlara sürpriz akşam yemeği hazırlayacağım. Tabii, hemen hazırlıyorum Cahide'm. Kızlar, teşekkür ederim. Gerçekten. Abla, kaç kere teşekkür ettim. Aramızda böyle bir şeyin lafı mı olur sanki? Şu iş bir yerli olsun. Turne İstanbul'da kalsın. Zamanla şöyle de yumuşar bence. Görürüz yine turneyi. Umarım. Yarın bir olsun turuna gitmesin de sonrasını göreceğiz artık. Sabah görüşürüz. 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 Cengiz Bey, para işini hallettim. Yarın sizde olacak. Ne yarını ya? Akşam demiştin. Sen buna oyun mu sandın lan? Anlaşma bozuldu. Cengiz Bey, lütfen. Yarın sabah halledeceğim diyorum. Söz veriyorum. Yani hallettim de merak etmeyin. Öğleni bulmaz. Dur bakalım. Tabii Şule'yi ikna etmek lazım. Lütfen. Sabah erken olursa belki. Ama Şule'yi nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum tabii. Sabah kaçta nereye getireyim parayı? Aynı buluştuğumuz yere getir. Onda buluşalım. Tamam. Evet. Ne oldu? Sorun ne? Annem bu evi sattığımızı öğrendiğinde mümkünse ben Avustralya'da falan olayım. Abartıyorsun Gamze. Keyiften değil, ihtiyaçtan satıyoruz. Turne için. Tamam, neyse, çıkıyorum ben. Geç kalacağım. Ben de çıkıyorum. Zeynep ablam gideceğim. Beraber gidelim bari. Vekaletnameleri aldın mı? Aldım. Tamam. Kızlar, erkencisiniz. Gazeteye gitmem lazım anne. Staja başladım ya. Bu saatte mi? Hani çalışma saatlerim çok rahat diyordun. İlk günlerde böyle olacak. Öğrenecek çok şey var. Geç kalma dedi Ali abi. Peki madem. Sen nereye Gamze? Ben de Duru'yla çıkayım dedim. Sahilde biraz yürüyüş yapacağım. Sonra da alışverişe gideceğim bebek için. İyi, tamam, peki. Ama akşama bir plan yapmayın. Neden? Bir sürprizim var. Allah Allah. Peki, tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz.
ay bize uğurluk gelecek inşallah. Öyle bir his var içimde. Benim de karıcığım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Hadi Asiye, sen de bin de gidelim hemen. Sapanca'ya gidiyoruz. Peki efendim. 20 dakika oldu. Para hala hazır değil. Ya geç kalırsam, ya giderse Cengizler? Panik olma hemen abla. Dur. Yok, duramayacağım, ben bir daha sorayım. Müdür bey, para hala hazır değil mi? Zeynep Hanım, çok yüklü bir meblağ. Ayrıca toparlıyoruz. Size bir çay kahve ikram etsedik. Yok, teşekkür ederim. Hiç vaktim yok da biraz acele edebilir miyiz? Elimizden geleni yapıyoruz. Müdürüm, para hazır. Şöyle geçelim. Efendim abla. Ne yaptınız? Çektiniz mi parayı? Şimdi çekiyoruz. Birazdan çıkacağız. Sen neredesin? Yoldayım. Dönüyorum. Tamam. Görüşürüz. Gelmeni istemiyorum. O ne demek ya? Bırakmam ben seni. Duru. Allah Allah, niye açmıyor bu adam ya? Seni oraya götüremem. Bu işi tek başıma halletmem lazım. Ama abla. Seni oraya götüremem Duru. İşim bitince ararım. Tamam. Açmıyor bu adam telefonu ya. Ay'a gittilerse. Efendim Zeynep Hanım. Alo Ali Bey. Ben Cengiz'le buluşacaktım. Geldim buraya. Biraz geç kaldım. Yarım saattir bekliyorum ama yok. Arıyorum, açmıyor. Rıfat'ı arıyorum, açmıyor. Nerede yaşadıklarını öğrenebilir misiniz ya? Benim onu bulmam lazım. Zeynep Hanım, bir dakika, sakin olun. Allah Allah, tuhaf. Parayı almaya gelmedi mi? Gelmedi işte. Vallahi nasıl bulunur bilmiyorum. Bir tek pavyonu biliyordum. Onu da ben bulmamıştım zaten. Gönül Hanım bulmuştu. O mu buldu? Evet, ona bir sorun isterseniz. Siz sorsanız? Zeynep Hanım, sizin sormanız daha uygun olur. Peki Ali Bey, tamam, konuşuruz sonra. Aç şu telefonu ya. Yapsana.
Siz ne yapıyorsunuz orada? Anahtarları değiştiriyoruz. Bunu yapmanızı kim istedi? Siz kimsiniz? Biz evi satın aldık da evin sahibiyiz yani. Asıl siz kimsiniz? Ben Cahide Güneş. Bu nasıl olur? Burası benim evim. Siz evi kimden aldınız? Gamze Güneş'ten. Daha bu sabah imzaladık satış sözleşmesini. Aradım ama telefonunuz açılmadı. Abi ben markete gitmiştim. Gönül Hanım, benim sizden bir şey istemem gerekiyor. Tabii. Ne istersen. Mecbur kalmasam sizden yardım istemezdim ama Cengiz, Şule'nin beraber yaşadığı adam, benim onların adresini bulmam gerekiyor. Sizin tanıdıklarınız varmış. Aa, tamam tamam. Hemen dur. Hemen arayayım. Alo, Belkıs ablacığım, rahatsız ediyorum seni, kusura bakma, acil olmasa vallahi rahatsız etmezdim. Abla, hatırlıyor musun, ben sana bir hanımı sormuştum. Heh, şimdi bana o hanımın kaldığı yerin adresi lazım, bulabilir miyiz? Tamam ablacığım, tamam tamam, bekliyorum, sağ ol. Haber edecek. Otursaydın. Çay içer misin? Su, başka bir şey. Alo. Tamam abla, yazıyorum. Tamam. Sağ ol abla. Sağ ol.
Demek saldılar seni ha? Demek bir kocayı, kocanı öldürmenin cezasını çektin ha? Ya bir oğlu? Benim oğlumu öldürmenin cezasını. O nasıl olacak Gönül?